Şu andan itibaren kayıt açık. Ee, arkadaşlar e, bugün sizinle basit e, iki tip e, şey yapacağız. S&M'dir. Örneği yapacağız. STM32F0 için. E, burada e, ilkinde ilk yapacağımız örnekte e, şeyleri göreceğiz. İşte bir rejistra Değer nasıl atanır? İki registerdaki değerler nasıl toplanır? Ya da bir register'ın üzerine artımlı olarak değerler nasıl eklenir? İşte e, bir registerdaki değerler e, sola shift nasıl yapılır? sağ shift nasıl yapılır? E, daha sonra çarpma işlemi nasıl yapılır? E, çarpma işlemini sabitle yapamayacağız mesela. Çarpma işlemini ancak register'lar arası yapabileceğiz. Daha sonrası Loopa nasıl gireceğiz? İşte e, C'de gördüğümüz for loopu tarzı bir loop nasıl oluşturacağız? E, bunu basitçe göreceğiz ilk örnekte. Şimdi e, başlıyorum. Her şeyden önce şunu söyleyeyim: Bu e, kısımları e, default olarak muhtemelen e, şey oluşturuyor. E, kompa compiler demeyeyim de ide oluşturuyor. E, daha sonra biz şu edit below this line dediği kısımdan itibaren e, kendi e, programımızı yazıyoruz. endp ve end programı ve e, sistemi sonlandırma e, şeyleri koşulları e, bizim yazacağımız şey şu aralıkta olacak. E, Furkan Hoca buraya basit bir mouse yazmış ama ben en baştan başlayacağım şimdi sizin için. E, şu anda kaydı da alıyorum zaten. E, bu kayıt muhtemelen şu anda benim ekranımı kaydediyor. Yani nereye kaydettiğini bilmiyorum ama e, Sizde Yani aranızdan birisi de Ekran kaydı alabilirse olur Benim için bir sakıncası yok e, Şu anda 27 kişiyiz muhtemelen Daha gelen olur ama e, Gelenler olmasa da e, Bu şeyi e, Dersi izleyebilirler Teams üzerinden diye düşünüyorum Şimdi başlıyoruz ee, i̇lk önce ben bir bunu compile edip e, şey gitmek istiyorum, bir debuga gitmek istiyorum çünkü burada bir debugta bizim e, debugger aborted. Neden? Bir programı kuramadık. Neden hata verdi? Entry point. İlla bir program olması gerekiyorsa şöyle yapalım. Tamam, hata vermedi. E, default e, Furkan Hoca'nın e, sayfasına indirdiğiniz program bu. E, bunu kullanıyorum şu anda, e, basitçe bir şey görmek için. E, şimdi bu debug arayüzünde e, sol tarafta bizim register'larımız, e, toplam 15 tane register, bir tane de PSR dediğimiz e, flag register diyeyim. E, ISR interrupt olup olmadığını, e, geri kalan ne e, boş olup olmadığıydı zannediyorum. Zero, carry, e, overflow ve underflow muydu Yanlış hatırlıyor olabilirim. E, bunlar e, her birisi bizim yaptığımız işlemler sonucunda değiştirilecek olan flagler. E, bu flagler önemli, e, onun looplarda bir önemini göreceğiz. Daha sonra buralarda farklı farklı şimdilik işimize yaramayacak özel şeyler de var, belirteçler de var. Bizim şu anda işimize yarayacak olan şey R0 ve R12 arasındaki registerlarımız. Hatta şöyle ki bazı instructionlar R0 ile R7 arasını görecek sadece. Bunlardan başkasını kullandırmayacak bize. O yüzden memurumuz 8 tane regüstrla sınırlı. Şimdilik. Debug'dan çıkıyorum. Basit bir e, MOVS e, yazacağız. Yani burayı silmiş olayım. Evet. Moves. İlk önce hangi rejistre, rejistre yazacağımızı belirliyoruz. Ben mesela R3'e yazmak istiyorum. Hangi değeri? E, örnek veriyorum 15 yazayım. Bu bizde F olarak gözükmesi gerekiyor. Bir tane daha yazayım. R1'e de e, 8 yazayım. Örnek veriyorum. Kaydediyorum. Bu ilset diyorum Hiçbir hata vermedi Şimdi debug Giriyoruz debug kısmına Şimdi programımızı Buradan komple çalıştırabiliriz Ama biz bunu yapmayacağız baştan sona çalışmasını istemiyoruz ee, Burada step by step gitme var Step over dediğim Şu anda seçtiğimiz e, Linen e, Üstüne geçmesi için e, Step One line Diyeceğim ben e, Bir line gitti e, R3'e F yazdı. F bizim e, desimal olarak 15 değerimiz. Burada hexadecimal yazacak logikten bildiğiniz üzere. Daha sonra e, R4'e de e, R1'e de 8 yazması gerekiyordu. Muhtemelen program burada e, tıkandı. Daha sonra bir işlem olmadığı için yazmadı. E, ancak bizim R3'e 15 yazdığını görmemiz yeterli şimdilik. Evet, evet. Durdurunca programı R1'e 8'i de yazdı. E, şimdi debug'ı kapatıyorum. Bizim R1 ve R3 registerlarımız var. Ben bunları şimdilik R0 ve R1 olarak değiştirmek istiyorum. Çünkü basit bir iki işlem yapacağım. Örnek veriyorum. Moose yapacağım. Diyeceğim ki R3'e bunları çarp bana. R0'a R1 diyeceğim. Derliyorum. Hata verdi. Hata vermesinin sebebi Destination and second, second resource register must be same diyor. Burada arkadaşlar kesinlikle bir değeri kendi ile çarpıp yani bir register'ı kendi register'ımızla çarpıp bir yere yazabiliyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. O yüzden ben MOVS e, moves r1'e e, r3 atamak istiyorum. R3'e r1 atamak istiyorum. Çünkü r1 ile r2'yi çarpacaktım. E, daha sonra r3 ile r0'a yazıp çarpıp r3'ü atadığım zaman aslında r1 ile r0'ı çarpıp r3'ü atamış olacak. Ee, bizim e, multiplication işleminde böyle bir kısıtımız var. İki instruction çalışmak zorunda. Ee, iki tane register birbirle çarpabilmemiz için. Başka bir yere yazabilmemiz için. Şimdi e, bu ilk dedim. Şimdi hata vermedi. Start stop dedim. Şimdi. E, şimdi. R... Bir adım daha gittik. R0'a 15 yazdığını gördük. Bir adım daha gittik. R1'e 8 yazdığını gördük. R3'e R1'e atadığını gördük. 8'i. Daha sonra bir adım daha gittik. Ee, Musu yaptı. Durdurduğumuz zaman R3'e 78 yazdığını gördük. Şimdi e, bunu bir hexadecimal e, desimal dersek e, 78'i 120 15'e 8'i çarptığımız zaman 120 evet yani 120 sonucunu bulup R3'e yazdı. Şimdi durdurdum. E, Multiplication'ı gördük. Multiplication e, en zor kısımlardan bir tanesi. Başta dikkatli almadan önce bunu anlatayım dedim. Daha sonra et diye bir şeyimiz var. Bana e, şeyden arada yazıyorsunuz galiba. Onlara da bir bakayım da. Şu anda yazan olmamış. E, bir sorun yoktur sanıyorum şimdiye kadar. Eee Biraz hızlı anlatıyor olabilirim ama kayıt alıyoruz. Bunu tekrar şey yapabilirsiniz. Hatta dersin sonunda soru da sorabilirsiniz. Ee, tamam, editörden font'u büyüteyim. Ee, configuration, Colors, Font. Buradan e, All Editors, Text size. Size'ı nasıl seçeceğim? Buradan seçiyorum sanıyorum. Ee, size. 16 diyeyim. Okey. 16 bu kadar oldu. Ee, tekrar. Edit. Configuration. Colors fonts. All editors. Text section. 22 desem. Okey. Şöyle de büyüyormuş. Tamam. Böyle büyüttüm. Okey. Galiba şu anda iyi. Değil mi Yunus? Yazabilir misin? Tamam. Ee, şu anda iyiyiz sanıyorum. Ee, şu anda benim ekranda görüyorsunuz. Ee, yani multiplication'ı yaptım. Şimdi bir de toplama yapacağım. Diyeceğim ki R1'le tut R3'ü topla R1'e yaz diyeceğim. Muhtemelen bu şekildeydi. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Hiçbir hata vermedi. Tipa gittik. Şimdi başladık. R0 atadık. R1 e atadık. r 3ü e, r 1e atadık. Çünkü R1 ile r 0ı çarpacağız. E, çarptık. 78 elde ettik. R1'e, R3 ile R1'i toplayıp yazacağım. Bir adım daha gittim. Durdurdum. R1 80 oldu. Çünkü e, R1'in bir önceki değeri 8'di. 78 e topladığım zaman 80 edecek galiba. E, bakmam lazım. Evet. 80 hexadesimalde 128'e tekabül etti. Şimdi e, subtraction'da aslında e, ads ile aynı şey. Kopyala yapıştır yapıyorum. Yani R1'den r 3 çıkarıp R1'e yazacak. E, pardon. R3'den R1'i çıkarıp R1'e yazacak muhtemelen. Tam tersi de olabilir. Ona instruction'dan bakmak gerekiyor. Hangisinden hangisini çıkarttığına dair. Şu anda bizim için bir önemi yok. Biz sadece e, Hocam et ile farklı R'ye yazdırabiliyor muyuz? Evet yazdırabiliyorsun. E, hatta onu yapayım. E, R4 diyeyim. R5'te e, R4'ten R3'ü çıkartayım. R1 değeri verecek mi? Deneyelim. Arkadaşlar bu arada e, text kısmına soru sorabilirsiniz. E, tamam onu yapacağım şimdi. Esle farklı iki register toplayıp farklı bir register'a direkt tek e, instruction'la yazabiliyorsunuz diye biliyorum. Şu anda onu deneyeceğim. E, bu arada sorularınızı şeyden yazabilirsiniz. Bu e, toplantı sohbeti kısmından. E, start bir dakika. Bir derleyeyim. Hata vermedi. Start stop debug diyeyim. Şu anda adım 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 şu anda R3 78 R3'ten R1'i çıkartacağım R3 ile R1'i toplayacağım R4'e yazacağım step over 80 R4'ten R3'ü çıkarıp R5'e yazacağım r 1 bulması lazım yani şu anda iki farklı register'dan bir farklı register'a yazdım yani R3 ile R1'i R4'e topladım bir tane daha gittim durdurdum gördüğünüz üzere R4'ten R3'ü çıkarttım Evet. Soldakinden sağdakini çıkarıyormuşum. Ee, R5'e yazdım. R5'te R1'e eşit oldu. Dolayısıyla. Ee, muhtemelen bunu sordunuz. Ee, bu şekilde yapabiliyoruz. Ama dediğim gibi e, bu multiplication'da mümkün değil. Multiplication'da sadece e, aynı register'daki değeri alıp bir şeyle çarpıp hatta bir register'daki değerle çarpıp sabit değerle de çarpamıyorsunuz. Bir register'daki değerle çarpıp e, aynı register'a kaydedebiliyorsunuz. O yüzden başında böyle moves diye bir şey koymak zorundasınız. Yani çarpacağınız e, şeyi ilk önce R3'e kaydedeceksiniz. Daha sonra o R3 ile R0'ı çarpıp R3'e kaydedeceksiniz. Şu kısım iki instruction'dan daha az olamıyor yani. E, muhtemelen bunun pipelining'i falan vardır daha hızlı yapıyordur, optimizasyonu vardır. Onları çok net bilmiyorum şu anda. Ee, o konu hakkında bir e, yalan söylemeyeyim. Ama bu Cortex serisi işlemcilerde pipelining falan e, bayağı iyi olması gerekiyor. Çünkü çok sık kullanılan işlemciler. Ee, başka bir şey e, burada. E, sola kaydırma ve sağa kaydırma var. Tüm registerları kullanmış olalım. LSL e, bir dakika, bu şekilde mi yazıyordu? Evet, Lsls LS. ee, left shift e, diyoruz, sola kaydırıyoruz ve signet olarak kaydediyoruz, işaretli olarak kaydediyoruz. Sola doğru e, işaretli olarak yapmanın bir esprisi var mı? İşaret bitini kaybetmiyorsunuz. E, öyle bir esprisi var. E, sağa doğru kaydırmada da işaret bitini sağa doğru e, beraberinde getiriyor. Aslında buna bir şu R4 R3'ün yerlerini değiştirsem, işaretli bir sayı elde etsem daha güzel bir örnek olur muhtemelen. R6'ya, nasıl yapıyorduk? R6'ya, R5'i 8 birim kaydır diyeyim örnek veriyorum. Şöyle 4 birim kaydır diyeyim. Evet, 4 birim kaydır diyeyim. Çünkü e, 1 byte 4 bit. O yüzden bir dakika 1 byte 4 bit miydi? 4 bit herhalde. Yanlış hatırlamıyorum. Bir şuradan deneyeyim. Kafam karıştı şu anda. Bir dakika. Tamamını çalıştırayım. Evet. 1 byte 4 bitti. R6'da sola shift etmiş halini gördük R5'in. Bunu istemiştik zaten. R5 değeri sola shift edelim dedik. Ee, burada e, işaret bitini e, kaybetme gibi bir lüksümüz yok. Zaten şuraya kadar bir. E, Signed da sola kaydırmak muhtemelen bir süre sonra overflow da e, bir e, hata mesajı tarzı bir şey verir. E, ama onun haricinde bu LSL ile LSLS arasında bir fark olmasa gerek. Ama bizim instructionlarımız arasında sadece LSLS var. Yani e, LSL çalışmıyor. E, şimdi start stop dedim. Bir de sağ kaydırayım. E, LSR S yani e, şöyle aslında bir önceki dursun elimde. Sonra bir de e, 7'ye 6'yı sağa kaydırmış olayım. 2 byte sola kaydırdım. Bunu 1 byte sağa kaydırdım. E, R, S, bir dakika. LS R. Okay. Linear shift right. Muhtemelen bu instruction'ın adı. Net evet, bilmiyorum. Ama e, öyle olması gerekiyor. Start stop. Şimdi sonuna kadar çalıştırdım. Step step gitmedim. Çünkü biliyoruz artık step step'in ne olduğunu. Şimdi e, benim R5 değerimdekini 2 byte sola kaydırdım. R6'ya yazdım. R6'daki değerimi bir e, 1 byte sağa kaydırdım. R7'ye yazdım, signed kaydırdım normal şartlar altında ama şuraya sıfır koydu. Enteresan. Mesela bu e, S signed işareti muhtemelen e, instruction signed olmasına rağmen signed bir işlem yapmadı. Evet. Bunu e, böyle ilk defa görüyorum. Signed ilk defa denedim. Bunu muhtemelen ondan dolayı. E, şuradaki e, şeye bakalım. Burada da aslında e, negatiflikle alakalı bir şey dememiş. Normal şartlar altında bunu kaydırırken e, sign kaydırması gerekiyor. Şu anda belli bir hatadan dolayı şey yapmadı. Sign kaydırmadı. Şimdi kapatıyoruz. Çok önemli değil. Sadece instructionların nasıl olduğunu bilin. Nasıl e, debug ettiğinizi bilin. Mesela bu problemi oturup çözmeye uğraşabilirsiniz. E, aslında bu neymiş ne değilmiş diye. Ben şu e, paylaşım şeyinden paylaşabiliyorsam sizinle şey paylaşacağım. Instruction'ların olduğu e, dosyayı paylaşacağım. Toplantı sohbetinden paylaşabiliyor muyum? Toplantı sohbetine ek ekleyebiliyorum. Evet. Bilgisayarımdan karşı birlikte dedim. Hepinize bir pdf atacağım. Şimdi bu ST'nin bu ST'nin e, şey için e, data sheet'i, instruction data sheet'i e, G0 serisi için. E, STM32 G0 için. Şimdi biz işimize geri dönelim. Şimdi e, şimdi şunların hepsini e, siliyorum. Çünkü e, multiplication'ı gördük, addition'ı gördük. Sağa kaydırma, sola kaydırma gördük. E, şimdi e, Loop artı e, stack kullanımını göreceğiz. Yes. Bizim e, 7 tane toplamda register'ımız vardı hepimiz biliyoruz. Bu yedi tane register e, şey için e, me, memori de hafıza tutmak için işe yarayan şeyler değil aslında. Geçici, kısa geçici memori de diyeyim. E, stack aslında RAM'den önceki sizin e, kullanacağınız memori. E, yani bir programın içinde işle işte, işte e, daha yani yeriden fazla veri tutmanız gerektiğinde ama çok da fazla veri tutmanız gerekmediğinde kullanmanız gereken bir yer. Ee, şimdi o stekle alakalı şeyleri göreceğiz. Ee, i̇lk önce yeni bir şey göstermek istiyorum. N EQ 8 dedim. Şimdi bu bize C'deki makrolarla aynı şey verecek. Define N 8 demekle aynı şey bu. Yani bir N makrosu tanımladım. Ona da 8 dedim. Bu e, daha sonra işte aşağıda n'i birçok defa kullandığım zaman e, her seferinde n'in değerini değiştirmek istediğimde e, tek tek onları değiştirmeyeyim diye magic number kullanmamak için kullandığım bir şey bu. E, şimdi biz burada e, stack ve loop için bir örnek belirledim. Ben Fibonacci e, sekansı Fibonacci dizisi dizisi. Bu Fibonacci dizisi yorum noktalı virgülden sonra yapılıyor. Noktalı virgül koyduğunuz her yerden sonra yorum koyabilirsiniz. C gibi değil aslında bu dil. Noktalı virgül koymasanız da çalışır e, instruction'lar. E, ben mesela bir şey daha dikkatinizi çektiyse şu definition yaparken bir tap geriden yaptım. Normal şartlar altında bu definition'lar, e, makro'lar bir tap geriden tanımlanıyor. Yani bu instruction'lar bir tap ileriden yapılırken e, bu reset handler'ı falan tanımlarken bir tab geriden tanımlıyorsunuz veya işte n eq 8 derken bir tab geriden tanımlıyorsunuz. Bunlar çünkü e, işleyen işleşlerin içinde şeyler değil yani. E, şimdi e, yorumu istediğimiz yere koyabilirsiniz ama yorumda bir tabın bir sıkıntısı yok. Benatçı serisi şöyle bir hesaplamayla hesaplanıyor. Bu yorum olduğu için e, buraya istediğim gibi yazıyorum. fn 2 eşittir iken biz 2'den başlatacağız tabii ki de döngüyü. Çünkü en 2'den öncekileri biliyoruz değerlerini. F0 eşittir 0. F1 eşittir 1. Fibonacci serisi böyle bir seri. Şimdi Fibonacci serisi bizim bu uygulamayı anlamamızda yardımcı olacak çok güzel bir örnek. Wikipedia'dan Fibonacci serisinin şeyine dizisine bakarak Fibonacci'nin Dizisinin en eşittir işte kaçsa ona göre değerlerine bakabilirsiniz. Biz şimdi e, test edeceğiz en eşittir 8 için 10 için vesaire. E, şimdi e, ilk önce e, r bir, e e, bu benim e, şey rejistrim. Nasıl desem siz e, iyi tanımlıyorsunuz iyi birden ona kadar saydırıyorsunuz ya. Ben onu R0 olarak tanımlayacağım ve 0'a Sıfır atarken başına da bir kare koyuyorum. Bu değer atadığım manasına gelecek. Aşağı iniyorum. Diyorum ki ee, push bunu şey atayım. Eee, bir dakika. R1 e, pardon. R1 e 0 diyorum. R1 pardon. Şimdi burada bir şey değiştiriyorum. R1 ve R2 registerları benim e, ee, fn-1 ile fn-2'ye tekabül edecek. Ama ileride göreceksiniz onu. Ben R1'e 0 atadım. Sonra bunu e, stack'e push ettim. Kaydettim. Ondan sonra mouse R2'ye e, 1 atadım. İsterseniz yine R1'e de atayabilirsiniz. Çok önemli değil. E, bunu da push ettim. Bunlar şu anda stay'e atıldı. Stack FIFO mantığıyla çalışır. İlk giren ilk çıkar. Pop dediğimizde de pop ee, R2 diyeyim, top R1 diyeyim. Bakın R1 e atadığım 0 değeri, R2 atadığım 1 değeri daha sonra e, tekrar R2 ve R1'e geri dönecek burada. Ama ben tam terslerine geri dönsün istediğim için R1 ve R2 dedim. Ee, şimdi start, debug dedim. R1'e 0 atadım. R1'i push ettim şu r13 dediğimiz şey bizim stack pointer'ımız. Buradan 4 byte'lik bir düşüş oldu. Yani 30, pardon. Evet. 4 byte'lik bir düşüş oldu. Şimdi bu 4 byte'lik düşüş bu c neye tekabül ediyordu ya? Muhtemelen 4 byte'lik bir düşüş oldu. Yani ne kadarlıksa artık r1'in boyutu kadar bir düşüş oldu adreste. Gitti stack pointer'a yazdı r1'in değerini. Daha sonra bir adım daha gittim. E, ee, sonra tuttu. Şey de oraya yazdı. E, size yazdı. Bak stack pointer. Bir dakika bunu başa almam lazım. En başa. Başladım. 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 Şu anda R1 ve R2 kadar. Tamam. FC'den geri geldi. Ee, R1 ve R2 kadar. E, 4 bit 4 bit. 4 byte 4 byte e, iki tane e, değeri stack pointer attı. Stack pointer'ın benim 400 Hexadesimal sayı olarak şey yaparsanız 400 boyutunda bir yer. Şimdi bunların ikisini attım. Ee, daha sonra e, R1'e yazdığım sıfır değeri R2'ye, R2 R2'ye yazdığım bir değeri de R1'e gelecek. 1, R1 1 oldu. R2 0 oldu. Yani buradaki mantık FIFO mantığı. Buradan push ediyorsunuz. Push ettikçe üzerine adres, şuradaki stack pointer adresi aşağı inerek e, ne kadarlık boyutta bir e, veri şey yapıyorum. Bunların hepsi e, 4 byte'lik veriler. E, ne kadarlık? Evet. 4 byte'lik verilermiş. Bir kontrol ettim. Bunlar 4 byte'lik veriler. Ne kadar yazarsanız yani her bir register atadığınızda 4 byte 4 byte geri gidecek stack pointer. Her bir pop dediğinizde 4 byte 4 byte ileri gidecek. Şu stack pointer'a biz hiç dokunmuyoruz. Şimdi bu mantığı kullanarak e, Fibonacci serisi hesaplayacağız. E, yazan olmamış şimdiye kadar. Muhtemelen bir problem yoktur diye düşünüyorum. Bir probleminiz varsa yazabilirsiniz. E, dersten sonra da yazabilirsiniz. Yani e, şu anda yazmak zorunda değilsiniz. Dersen sonra da işte şu kısmın neden olduğunu anlamadım vesaire diye mail atabilirsiniz. Veya işte Teams üzerinden yazabilirsiniz. Şimdi şu kısımları şimdi siliyorum. Dediğim gibi bu R1 ve R2 Fn-1 ile Fn-2'ye tekabül edecek. E, şimdi başlıyoruz. E, R01'im daha demin size söylediğim e, indisim. Sıfırdan başlattım. E hatta 2'den başlattım. Çünkü dediğim gibi sıfırla 1'i biliyordum bunlar. 2'den başlattım ki artık eee 2'den artı artı gideceğim. Eee şöyle Fibonacci iter diye bir loop başlangıcı belirledim. Sonra tuttum. Eee pop R2 dedim. R2 kaydettim. Ha R2'yi çektim. R1'i çektim daha deminki gibi mantıkla yapıyorum çünkü e, ilk önce hangisini attıysam ya daha deminki mantığım şeydi e, tersine doğru yüklemekte şimdi ilk önce hangisini attıysam en son onu yükleyeceğim pop'ta yani push'ta R1 R2 R3 R4 diye gittiysem pop'ta da R4 yani tam tersine doğru sayarak gelmem lazım e, daha sonra dedim ki add e, R3'e R1 ve R2 derim Hatta e, şey açısından e, doğru olsun diye e, r2 ve r1 diyeyim. Yani bunların bir fark yok, subtraction olmadığı için ikisi de unsigned olduğu için. Şimdi push diyorum, r2 atıyorum. Çünkü yeni değerimizden, yani r1 artık e, olayın içinden çıkarttık. Çünkü artık kullanmayacağız. Eni 1 arttırdık çünkü. Bu aşamada öyle düşüneceğiz. Push R3 diyorum. Artık yeni R1, R2 oldu, yeni R2, R3 oldu. O yüzden push'u bu şekilde yaptık. Bir sonraki döngüye geldiği zaman r 3ü yükleyecek ilk önce, sonra r 2yi yükleyecek, sonra toplayacak, yeni R3'e yazacak. Bunu bu şekilde bu döngüyle gidecek. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu bir döngü olduğu için R0'a da her döngüde bir ekliyorum. Çünkü 2'den başladım. Her işlem yaptığında bir ekliyorum. Bu bir for loop oluyor artık. CMP diyorum. Compare et R0'ımı mı? Ee, şeyle N'le. Çünkü ben şu N tanımladığım makro Fibonacci serisinin beni artık. Ee, şimdi e, başlıyorum. Bu bir recursive algoritma olduğu için e, bu pop e, güzel anlaşılır diye düşünüyorum. E, başlıyorum 2'den. Yani e, N0 N1'i biliyorum. 2'den başlıyorum. Ee, R3'e e, şeyi yazıyorum. N eşittir 2'yi kaydediyorum ilk önce. Arttırıyorum. Artık N eşittir 3 için kaydediyorum. Ee, 3 ve 2'yi hafızada kaydettim. Sonra 4 ve 3 kadar kaydettim. 5'i buldum. İşte 5 ile 4'ü hafızaya kaydettim. Onları oradan çektim. 6'yı buldum. Bu şekilde işte N'e kadar geleceğiz. E, ee, compare ettiniz. O yüzden R0'ı her seferinde arttırıyorum. N ile compare ettim. N'den küçük, büyük, veya eşit gibi flagler e, şimdi flag registerımda değişiyor. Onu da e, BLT dediğim e, branch less than yani on n'den küçükse işte e, şuraya branch et diyorum. Yani n'den küçükse şu kıyasladığım Fibonacci itere geri dön. N'den küçük olmayana kadar. N'den büyük olduğu zaman da bu e, çık. Artık, and p, and, Furkan Hoca bir tane de b nokta koymuştu yanlış hatırlamıyorsam. Bu da bir e, şeydi. E, buna da bir bakayım çünkü bu en sonda hatta buraya bir tane register'a değer atayım. E, moves r7'ye bir diyeyim ki buraya kadar çalışabilsin çünkü durdurmak zorunda kalıyoruz. Bunun hiçbir önemi yok. yazdım kaydettim şimdi çalıştırdım hiçbir hata vermedi mükemmel eşittir 8 için Fibonacci serisini hesaplayacak mı program ona bakacağız şimdi e, step yaptım step yaptım ya yani R1'e ilk değeri atadım sıfır bu initialization kısmı e, R1'e sıfır atadım onu push ettim. R2'ye bir e atadım. Onu push ettim. Ondan sonra R0 bizim iyimizdi. Onu 2'den başlattım. Fibonacci iter e, recursive kısmına girdim. E, daha sonra burada e, R2'ye e, şeydeki stekteki veri okudum. En son e, çıktığı. E, daha sonra r 1 okudum. Ondan sonra e, bu R3'e R1 ile R2'yi topladım. Yazdım. İlk önce e, bir önceki çıktığı eee push ettim daha sonra e, güncel çıktığı push ettim daha sonra tekrar geri döndüm güncel çıktı artık e, en son şeyimizde yani ilk gelecek bize güncel çıktığı alıyorum daha sonra bir önceki çıktığı alıyorum onları topluyorum artık yeni güncel çıktığı buluyorum daha sonra bu loop'un içerisinde döne 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 8 defa dönecek en sonunda bize e, şey verecek e, F8 Fibonacci seri, dizisinin 8. elemanını verecek Şimdi hep beraber yazdık. Run dedim. Şimdi e, bizim r 3te görmemiz gereken şey D mi hakikaten? E, bakalım D neymiş? 13. Fibonacci serisinin Fibonacci sekansına bakarsanız e, şeyden, Wikipedia sayfasından onu da e, şeye atıyorum şu anda. E, mesajlar kısmına. Fibonacci sekansını yanlış şey attım. Fibonacci diye aratıp Fibonacci number diye aratıp atmam lazımdı. Fibonacci number'ı attım. Sizinle paylaştım. Fibonacci number'ın bu Wikipedia sayfasında bize e, verdiği e, 8. eleman 13. Yani ben eniştir 8 dediğim zaman bana 13 vermesi gerekiyormuş. 13'ü hesapladım. Fibonacci e, sayısı olarak. Şimdi e, tekrar e, gidiyorum. Aynı programı Fibonacci yani ben şu anda tamamen atıyorum. E, 13 için ya da 13'ü göremeyebiliriz. Ya da belki Google'dan bakıp görürüz. Tamam. 13 için hesapla dedim. Ee, derledim. Start stop dedim. ran ee, run dedim. 13 için 90 mı? Ee, Wikipedia sayfasına geldim. 0, 1, 2, 3, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 144. Bakalım hakikaten e, 90 144 mi? Evet, 144. Yani burada e, overflow edene kadar r3, e, sizin belirlediğiniz en sayısını hesaplayacak Fibonacci sayısını, eninci Fibonacci sayısını hesaplayacak bir program yazmış olduk. E, Pop push'u bu şekilde kullanabiliyoruz. E, bu recursive algoritmaların en basitlerinden bir tanesi Fibonacci iter, e, Fibonacci. E, şimdi Fibonacci numarası hesaplamak kolay. Nispeten. Ee, daha sonra siz e, ikinci dönem DSP vesaire gördüğünüz zaman orada IAR filtre, FIR filtre göreceksiniz. Bunlarda da aynı mantık işleyecek aslında. Yani orada datayı kaydıracaksınız, shift edeceksiniz aynı şekilde bir e, şeye, e, siteye. Ee, elinizde işte B kat sayıları, A kat sayıları olacak. Onları okuyacaksınız. Data ile çarpacaksınız. Aynı şekilde e, pop edeceksiniz, push edeceksiniz. Bunu real time bir sistem içerisinde yeni gelen data ile işte işlem yapıp göndereceksiniz böyle siteye. Bu şekilde stekteki e, nispeten büyük memoriyi kullanmış olacaksınız real time sistemin için. Ama iş real time sistemin idersine geçtiği zaman, çok daha büyük data kullanmanız gerektiği zaman artık RAM'e akses etmeye başlayacaksınız. Tabii ben onu burada anlatmayacağım. Bizim için ihtiyaç olan kısım buralardı sadece. Ee, RAM'e akses etmeye ihtiyaç duyabilirsiniz veya sabit diske, SD karta e, akses etmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Hepsi için farklı farklı e, yöntemler var. Hepsi e, şeyde yapılabiliyor, esen olarak. olarak. E, ama bizim e, şu ana kadar sizin öğrenmeniz gereken en basit memori yönetimi e, işlemci iç memori yönetimi bu şekildeydi. E, umarım e, yani düzgün anlatabilmişimdir. E, eğer e, bir eksik olduğunu veya anlamadığınız bir yer olduğunu düşünüyorsanız e, bana maille veya şeyle ulaşın. E, Teams üzerinden ulaşın. Ya yani şu kısmı anlamadım, bu kısmı anlamadım deyin ben size anlatmaya çalışırım. Çünkü <laughs> bu benim e, anlatmak benim profesyonel olduğum bir konu değil. Olabildiğince basit anlatmaya çalıştım. Hatta programı baştan sonra sizinle beraber yazarak anlatmaya çalıştım. Hatta siz de bunu denerseniz işte aynı sonuçları elde ederseniz güzel olur. Sen yani Kendi programınızı da benimle paylaşabilirsiniz. İşte şunları şunları yaptım ama çalışmadı tarzında veya işte farklı aklınıza başka bir şey gelirse. Her türlü sorunuza açım. Şu anda sormak istediğiniz işte herkes de duysun dediğiniz bir soru varsa sorabilirsiniz mikrofonunuzu açıp. Ee, yani dersimiz buraya kadardı Herhalde yok şu anda Var mı soru sormak isteyen? Çok garip hissediyorum kendimi Sınıfta olsa yok falan dersiniz Hocam benim aslında var ama Kim? Ee, Hüseyin Hüseyin. Hüseyin, ee, sor. Hocam LDR'la şey, eee 256'dan daha büyük sayı atamıyorduk galiba movla şey immediate'dan çekerken bir değerin içine. Ee, o ee, şeyden şeye mimariden e... mimariye değişiyor. diyebiliyorum. Anladım. Şu anda register'ımız bizim 4 byte'lık register. Atayabilirsin yani. Deneyelim mi? Olur. Ee, şu anda bu programı siliyorum. Zaten bende yazılmışı vardı bunun. Şimdi ne diyordun sen? Hocam 256'dan daha büyük. Muğla değil de LDR'la oluyor mu bilmiyorum. Arsa Eldiyar Eldiyar şey, Eldiyar hafızaya mı yüklüyordu? hatırlayamıyorum ben de tam. Ya şu şeye bakayım. Takip edemedim. Ee, ya benim anlattıklarımdan bir şeyden mi bahsediyorsun. Hocam daha genel ya siz yaparken ben takip edemedim bir anda koptum sonra kendi kodumu <laughs> yazayım dedim. Ha, load register from PC relative access. Benim size attığım data sheette e, var. E... Load register literal from memory. Yani bunu ben e, bahsetmedim bundan. Yani <laughs> bu evet evet. tam açıyorum şimdi. Yani bu Datashit'e e, bakarsan orada daha açıklayıcı yazıyor. E, ya 120 byte arasında olması gerekiyor bir şey diyor. Yani e, bildiğim bir register değil şu anda. Yani şunların, bu şeylerin, instructionların hepsine bakmadım öyle söyleyeyim. Yani şey, ARM'ın instructionları, Intel'in instructionları falan hepsi birbirinden farklı olabiliyor. Ya yani bunlar en common, en e, genel instructionlar. Yani benim şu pdf attım bir tane şeyden. Sohbetten. Anladım hocam. Önümde hocam ben de bir soru sorabilir miyim? Kimsin? Ee, Okan. Okan sor. Hocam bu e, assembly'de delay delay oluşturmak için özel bir e, tanımlama var mı yoksa mesela ben bir counter tanımlayıp onu içinde döndürerek loop'un delay oluşturabilir miyim? Yani ee, böyle oluştursam CPU, yanlış olur mu? CPU frekansını biliyorsan yapabilirsin. Ki CPU frekansı mikro işlemcilerin çoğunda şeylerde Hı. yani. E, bu e, nasıl desem Cortex A7 serisi olmayanlarda yani bilgisayar gibi kullanamadığın mikro denetleyici tarzı mikro işlemcilerde CPU frekansı sabittir. Yani o CPU frekansına göre e, senin bir de bir instruction çalışma süresine kadar ona bakıyorsun işte diyorsun ki mesela 180 MHz örnek veriyorum. E, loop için 3 tane instruction çalıştırma gerekiyorsa delay için 180'i 3'e bölüyorsun. O şekilde bir loop'a alıyorsun. Tamamdır o Teşekkür ya bu, ederim. bunu yani bunu bir fonksiyon olarak falan da yazabilirsin. Haberin olsun. Yani Hı. şeyde assembly'de bir fonksiyon yazabiliyorsun. Ya yani ben fonksiyon yazmayı göstermedim ama e, internette bakarsanız assembler functions to write functions falan diye çok basit yazılım yöntemleri var yani. Ya da makro şeklinde e, fonksiyon yazma yöntemleri var. Bunları yazarsanız hazır çağırırsınız. Direkt diye çağırırsın o eee makroyu işler, geri gelir. Örnek veriyorum. Teşekkürler hocam. Bir şey değil. Ee, başka sorusu olan var mı? Hakikaten bu sessizlik çok kötü bir şey ya. Diyorlardı inanmıyordum ben. Hocam e, ödev hakkında bir soru soracağım da. Ödev acaba siz görüntüleyebiliyor musunuz ödevi? Ee, ödev hakkında soru soracaksın. Aslında ders hakkında soru sorsan daha iyi olur da görüntüleyebiliyorum diye biliyorum. Bir dakika bir bakayım. Ee, çünkü indirmiştim ben ödevi. Ee, ha, e, lab indirmiş, ödev indirmemişim. Bir Teams'ten şey yapayım, e, ee, indireyim. Ne soracaktım belki oraya bakmadan bile şey yapabilirim. Hocam e, 7 ve 8'deki e, şeyi e, bir üstünden geç yani cevap falan istemiyorum da e, e, ne olduğuna dair bilgi isteyecektim flow chart haricinde. Şimdi ödevlere bir yüklensin de internet çok kötü. Homework 2'den bahsediyorsun. Tamam hocam. Değil mi? Evet. Şimdi indiriyorum bunu. Niye indirmedi ya? İndir. Ha, tamam. İndirdin. Şöyle bakalım. Ne nereye söylemiştin? Şimdi baştan söyle. Hocam 7 ve 8'de e, flow chart haricinde ne istediğini pek anlayamadım da onu sormak istemiştim. bir flow chart çiziyorsun tamam mı? İki tane değerim var. Mem işte bu ile mem şu örnek veriyorum. Tamam mı? Memory'deki iki tane yerdeki e, şeyim var. Bunu iki tanesinin arasındaki hemming distance'ı bulup başka bir memory adresine kaydediyorsun. Tamam mı? Hı hı. Evet, e, bunu yapan bir flow chart çiziyorsun. Yani memory adresine nasıl akses edeceksin? Ya yani bunu aslında SMB kodu olarak yazmıyorsun da başta flow chart'ını çiziyorsun basit Ondan sonra diyorsun ki bu assembly assembly kodu olarak da böyle çalışır. Assembly kodunu yazıyorsun. Hani bu şu anda ben yazdım ya. Hı, hı. Bu şekilde yazacaksın yani. Anladım hocam. Ya ben size aslında bu e, şey için yani memle alakalı bir şey göstermedim. Ama eee loop'ları veya bir yerden alıp bir yere yazmayı vesaire işte bu Hamming distance hesaplamayla ha mesela e, Hamming distance hesaplarken or falan kullanıyorsun. Tamam mı? İnternette bulabilirsin yani. Çok da zor bir şey değil hem hesaplamak. Yani tamamdır hocam. Teşekkür yani ederim. bununla alakalı yani assembly kodu yazmakla alakalı bir sıkıntınız olursa sorabilirsiniz. Yani kendiniz çözmeye çalışın ama çok zorlandığınız zaman sorabilirsiniz yani. Ya yani şu anda e, daha yazmaya başlamadım muhtemelen bunu yapmaya başlamadım. Başladın mı? Yok hocam, başlamadım. Tamam. Yani yapmaya başla, uğraş. Yapamadığın zaman şey yapalım onu. Tamam hocam, çok teşekkürler. Bir şey değil. Hocam ödevle ilgili bir soruda ben sorabilir miyim? Sorabilirsin. Hocam 8. soruda my array var hani adreslere atanmış değerler var. Ben bu adreslere değer atamasını yapamadım. Hani mesela musla eee register'lara 12 27 atıyorum 30 29 bu değerleri evet. yazıp hesaplayabiliyorum hani evet. ortalamalarını ama hani adreslere atayamadım. E, şöyle ki bu adresleri ya adreslere atamayla alakalı bir örnek yapmadım ben. Onun şeylerine bakmam lazım. Nasıl yapılacağına dair. Yani açıkçası bununla alakalı şeyim yok. Öyle diyeyim. Tamamdır hocam. Teşekkür e, bir dakika. <laughs> şöyle diyeyim. Ee, PC relative adres. Bu ADR'lerle falan mı yapacaksın? LDR, STR. Muhtemelen bunlarla yapacaksın. Yani Furkan Hoca ile bunları konuşmadık. Furkan Hoca daha basit şeylerin olmasını söyledi. SMD ile alakalı. O yüzden ee, yani ilk defa bakıyorum öyle diyeyim ben de. Ee, Tamamdır hocam. yani onunla alakalı uğraşın. Çok Hı. kötü durum da kalırsanız sorabilirsiniz. Ya yarın mı bu ödemin son teslim tarihi? Evet hocam. Dört, dördüne ay. Enteresan. Daha önce yapsaymışız keşke. Esemli şeyini. Tamam. Ee, başka sorusu olan yoksa yani şu yaptıklarımızla alakalı sorunuz varsa sorarsanız daha iyi olur. Çünkü ben oturup e, yani diğer türlü sorularınızı Teams'ten yazarsanız ben oturup belki bakabilirim daha sonra. Daha sonra size açıklayabilirim. Yani şu anda çoğu instruction'ı bilmiyorum ARM'la alakalı. Yani instruction temelli bir şey daha önce yazmamıştım ben. Şu anda ben iki, gün, iki günlük işim yani bu benim. Şu ana kadar kısım. Yani yoksa oturumu sonlandıracağım. Sağ olun hocam. Şu Ahmet Kaya yeni mi sordun? Yoksa konuşarak da sorduğun şey mi? Bir süre beklemeyi nasıl yapabiliriz diye. Burada mısın Ahmet? Yani bir süre beklemeyi anlatmıştım aslında. Bir loop tarzı bir şeye sokuyorsunuz. Loop'un kaç instruction çalıştığını biliyorsunuz işte kaç instruction döneceğini, her bir instruction e, kaç e, şeyde e, clock cycle'da dönüyor. Ona bakacaksınız. İşte o bir loop'un içine sokacaksınız. O frekansın o kaç instruction dönme e, yani kaç instruction'da loop tamamlanacaksa işte 10 instruction'da da tam, tamamlansın örnek veriyorum. E, 180 MHz frekansınızda 180 MHz'i ona bölüp bir bölüsünü alıp delay'i öyle göreceksiniz. İşte bir birim delay en fazla bu olabiliyor gibi. En az en az bu olabiliyor gibi göreceksiniz zaten. Tamam, onun haricinde bir sorunuz yok sanıyorum. Ee, dediğim gibi tekrar bana eee Teams'ten veya maille yazarsanız ben size yardımcı olmaya çalışırım. Hoşçakalın ee, Hoşça kalın diyeyim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar hocam, teşekkürler. İyi akşamlar, İyi akşamlar, hocam, İyi akşamlar. hocam. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.